Selam YouTube, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu eklentiyi sizinle konuşacağım arkadaşlar. Bunu sonradan aldım. Gördüğünüz gibi PlayStation 4 normalde böyle ince bir şey oluyor. Bu PlayStation 4'ün ilk çıkan modeli. Sonradan biliyorsunuz Slim'ler ya da PlayStation Pro falan çıktı. Onları hiç almadım çünkü bunu eklemiştim PlayStation 4'e. Ve bu ne diyorsanız arkadaşlar, Nyko diye bir şirket. Amazon'dan aldım zaten. En az bir 5 sene falan geçmiştir bunu ama bana mısın demedi. Gayet güzel çalışıyor. Biliyorsunuz PlayStation 4'te 500 MB'lık yer vardı. Yani storage vardı. Onu da az buldum. Şimdi PlayStation 5'te de öyle hissediyorum. Yalnız böyle eklenti almak isterseniz çok pahalı. Bir de onlarda böyle external dedikleri USB takarak ya da SSD olarak da var. Yalnız şu an çok pahalı, o yüzden daha almıyorum. Zaten benim oynadığım oyunlar belli, çok da böyle önemli değil şu an ama daha çok PlayStation 5 oyunları çıktıkça tabii ki ileride de almayı düşünüyorum. 500 megabit yerine 2 terabayt arkadaşlar. 2 terabayt. Settings'e geliyoruz. Settings'e geldikten sonra storage'e geliyoruz arkadaşlar. 1.77 terabayt. Tam 2 terabayt değilmiş. Şimdi bir girelim. Burada da görüyorsunuz application'lar için zaten bayağı bir kullanıyorum. O da application'lerde oyun falan. 527 GB'lık daha yerim var. O yüzden bu PlayStation 4'e bayağı bir oyun indirebiliyorum arkadaşlar. Şimdi PlayStation 5'e geçtiğim için mesela Fall Guys gibi ya da Ratchet & Clank, GTA, Mafya çok iyi oyun arkadaşlar bu ara, inanılmaz. Farkı aslında daha çok oyun indirebilmeniz ve durmadan indirip silip gibi böyle zamanınızı harcayacak şeylerle uğraşmıyorsunuz. O yüzden arkadaşlar bunu zamanında almıştım ve biliyorsunuz YouTube'a başladığımda çok farklı oyunlar atıyordum çünkü oyun kanalı diye tanıttım aslında ve şimdi daha çok PlayStation ilgili videoları atmaya çalışıyorum. Yine arada kafama göre takıldığım oluyor, biliyorsunuz beni eskiden tanıyanlar tanır arkadaşlar, bilir yani. Bazen kafama göre oyun oynuyorum ama genelde sabit PlayStation 5 ile ilgili ya da PlayStation ile ilgili videolar atmaya çalışıyorum. Neyse arkadaşlar, umarım video hoşuna gitmiştir. Gördünüz, bu aleti takınca 500 MB'dan bir anda oluyor. Neredeyse 2 terabayt. Gayet de güzel çalışıyor ve hiç sorun yaşamadım şimdiye kadar ve takması da çok basit. Sadece şurada şu kabloyu şuraya takıyorsunuz ve üstünü zaten şöyle çekerek açabiliyorsunuz. O yüzden takarken de hiç zorluk yaşamadım ve kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Biraz fazladan cebinizde para varsa ve 500 megabit yeterli değilse. Teşekkürler arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Beğeni butonu basmayı unutmayınız. Öptüm sizi. Bay bay arkadaşlar.